Dom ere dom diye başlanır bu ülkede destan anlatmaya. Beni dinleyin, destan başlıyor demek gibi bir sesleniştir bu. Gecelerin gecelere eklendiği, kış dönemlerinde güneşin çok az göründüğü diyardır bu ülke. Destan ezberlemek kolay iş değildir. 40 bin mısralık destanlar vardır bu ülkede. Destanlar ki 3000 yıldan süzülüp gelmektedir. Bir anne, adı Cevcekey, destan anlatır oğluna uzun kış gecelerinde. Fakirdirler ama destanlar besler onları. Okuma yazma bilmezler ama destanlar besler ruhlarını. Anne Cevcekey, dom ere dom diye anlatmaya başladığı destanlarla oğlu Oyunski'nin ruhuna binlerce yıllık tarihi üflemektedir sanki. Yoksul bir evin köşesinde yanan soba bedenlerini, anlatılan destanlar ruhlarını ısıtır. Evleri yoksuldur ama kültürleri çok zengindir. Bu ülke Sibirya'da Saka elidir. Saka Türkleri yaşar bu diyarda. Pek çok evde uzun gecelerin eğlencesidir anlatılan destanlar. Ama Cevcekey'in evinde sanki bir kültürün ihyasıdır. Dom ere dom diye başlar destanlar. Anne baba okuma yazma bilmezler. Yalnız anne Cevcekey ermiş gibi bir kadın. Bütün Yakut halkının destanlarını, masallarını, efsanelerini bilir. Ve oğluna bunları öğretir. Hey benim aziz anam Cevcekey, oğlunu destanlarla besleyen udagan kadın. Kendisi 10 Aralık 1893 tarihinde Tatta ulusu Jahseken Nasregin'de yani köyünde fakir bir aileden doğmuştur. Oyunskay dönemi itibariyle baktığımız zaman birçok saha aydınının yetiştiği ortamda olduğu gibi dar gelirli fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. 10 kardeşinden yalnızca 4'ü hayatta kalır. Birçoğu 6 kardeşi veremden hayatını kaybeder. Doğduğu yer bizim için çok önemli. Tahta özellikle destanlarıyla ünlü bir bölge. Bu durumda Platon Oyunski'nin edebi hayatına önemli etkide bulunuyor. Yani çocukluğu destanlarla geçiyor Oyunski'nin. Çocukluğu destanlarla geçmektedir. Köylerinde okul yoktur. Zaten köyde okuma yazma bilen de yoktur. Ama onun ilk hocası, annesi Cevcekey'in ders malzemesi destanlardır. Bazı destanları anlatması bazen günlerce, bazense haftalarca sürmektedir. Doğduğu yöre Sakha halk kültürünün en temiz kaynaklarından biridir. Eskiden beri Sakha halk şiirinin, halk kültürünün beşiği olarak tanınır. Annesinden ve diğer destancılardan destan dinler. Masallar, şarkılar öğrenir. Sakha bilgi destanı Olonho'yu küçük yaşta ezberler. Kısa süre sonra destanları dinlemekle kalmaz. O da büyüklerin toplantılarında destan anlatmaya başlar. Çocukluğumda
çocukken destancıların peşinden ayrılmadığı söyleniyor. 10 yaşına gelince, 10 yaşından itibaren artık kendisi destan anlatmaya başlıyor. Bir dahi çocuktur. Varlıklı ailelerin evinde annesinden öğrendiği masalları, destanları anlatır. Ve sonunda 36 bin mısralık Olonho destanını yazıya geçecektir. Türk dünyasının en kuzeydoğusunda yaşayan Sağyakut Türklerinin önde gelen edebiyat isimlerinden, aydınlarından, modern Sovyet edebiyatının, çağdaş Say edebiyatının kurucusu olarak bilinen, adlandırılan Platon Alekseyeviç Oyunskiy, sağların tabiriyle Oyunskiy, 1893 senesinde birçok saha edebiyatçının yetiştiği Tahta Ulusu'nda 3. Jobsovon köyünde dünyaya gelmiştir. Platon Alekseyeviç Slepstov, daha sonraki mahlasıyla Oyunskiy, ki Oyunskiy bu mahlasını Slepstov'la birlikte ölene kadar kullanmıştır. Oyunskiy mahlasını almasının sebebi de İki köyün arasında okula gidip gelmek kolay değildir. Karlarla, buzlarla kaplı yollarda yürüyerek gidip gelir okuluna. Ne binek hayvanı ne de bir vasıta bulunur okula gitmeye. Hatıralarında o günleri şöyle anlatır Oyunskiy. Çoğu zaman aç, varsa ekşi yoğurt, yoksa eğer çam güveci yiyerek besleniyorduk ya da buzu delerek, balık avlayarak okula giderken karnımı doyurmaya çalışıyordum diyor. Çam güveci dediğimiz gerçekten çam ağacının kabuklarının ince ince soyularak, pişirerek yapıldığı bir yemek. İlk öğretimini bu şekilde tamamlıyor. Başarılı bir öğrenci olarak bitiriyor Oyunskiy okulu. İlk öğrenimini köyünde gördükten sonra Yakutsk'a geçmiştir. Orada 4 yıllık öğretmen lisesi, bugün için öğretmen lisesi diyebileceğimiz öğretmen kursuna devam etmiştir. Daha sonra onun çok akıllı ve kabiliyetli bir öğrenci olduğunu görüp onu Yakutsk'a, şehre okuması için, eğitimini devam ettirmesi için gönderiyorlar. O ilk başta Yakutsk şehrinde eğitime seçilince biraz daha rahata ereceğini ve bolluk bereket içinde, belki köy günlerine nazaran, belki daha konforlu, daha refah içinde okuyacağını düşünüyor. Ne de olsa şehir merkezi. O dönemde saha yerindeki tek şehir Yakutsk şehri. Fakat 4 yıllık eğitiminin 3 yılı boyunca da binbir zorlukla, o şehrin kenar mahallelerindeki mutfaklarda yatarak ya da şehrin kenar mahallelerindeki gece kondu diye tabir edebileceğimiz yerlerde konarak eğitimini tamamlamaya çalışıyor. Oyunskiy bütün azmiyle zorluklara dirense de hayat hiç de kolay değildir. Yalnızca 14 ruble öğrenci bursu ile hayatını sürdürmek zorundadır.
Hem de şehirde, hiç tanımadığı bir şehirde, bazen tanımadığı insanlar arasında hayatını sürdürmektedir. Yakutsk şehrine akın akın yeni insanlar gelmektedir. Ya da daha doğru bir ifadeyle gönderilmektedir. O yıllarda Yakutsk şehri siyasi sürgünlerin merkezi gibidir. Oyunski o güne kadar görmediği seviyede yüksek eğitimli ve kültürlü insanlarla konuşmaya başlar. Onlar kendisine daha önce hiç duymadığı şeylerden bahsederler. Çarlık döneminde saha yeri başta olmak üzere bütün Sibirya rejim karşıtı, yani Rus İmparatorluğu karşıtı, Çarlık karşıtı insanlar için bir sürgün yeri. O dönemde ayak sesleri hissedilmeye başlayan Bolşevik ihtilalinin, Bolşevik devriminin yandaşları, yani sosyalist düşüncedeki Rus aydınları Sibirya'ya sürgün ediliyor. Ya hapse gönderiliyorlar ya Sibirya'ya sürgün ediyorlar. Tabii Rusya'nın çok çalkantılı bir dönemi, Ekim devriminin hemen öncesi. Yakutsk da siyasi sürgünlerle tanışıyor. Yakutistan literatürde parmaklıkları olmayan cezaevi diye geçer. Rusya'nın bütün hemen hemen bütün siyasi sürgünleri Yakutistan'a gönderiliyordu. Tabii bu süre içinde Oyunski o günkü gençlerin biraz da modayla, biraz da çarlıktan kendilerini kurtarma düşüncesiyle kendini devrimci fikirlere kaptırmıştır. İlk şiirini de gene bir ideolojik bir şiir yazmıştır. Kaleme aldığı bu şiirin başlığı Ülehit Irhata, Ülehit işçi, Irha şarkı, Ülehit Irhata işçinin şarkısı. Yani ezilen işçi sınıfını anlatan devrimci nitelikte bir şiirdir. Bu şiiri de Oyunski mahlasıyla yazmıştır. İlk geçen, kayıtlara geçen Oyunski'nin ilk şiiri budur. Oyunskay yazı hayatına 1917 yılında başlamıştır. Yine bir siyasi sürgün olan Emelyan Yaroslavski'nin isteğiyle İşçinin Şarkısı adlı bir şiir yazmıştır ve bu şekilde Yakut Sovyet edebiyatını başlatan kişi olarak tarihe geçmiştir. Artık yıl 1917 olmuştur ve o yine bir Sibirya şehri olan Tomsk'ta öğretmen okulundadır. Irgatlara yazdığı bu şiiriyle Platon Oyunski, çağdaş Saka edebiyatının kurucusu sayılır. 3000 yıllık destanları ezberinden anlatan genç deha artık yazmaya da başlar. Bin yıllardır nesilden nesile ezberlenerek aktarılan destanlar adeta yazılmak için onu beklemişlerdir. O destanları ve kültürü kağıtlara döker ve oradan yeni edebi eserlerle yeni bir medeniyet kurma gayretine girer. Sayakut halk edebiyatının izlerini, objelerini eserlerinde çok iyi kullanıyor. Çünkü modern edebiyatın oluşmasında, herhangi bir milletin kendi modern edebiyatının, çağdaş edebiyatının oluşmasında o milletin halk kültürünün izlerinin olması gerektiği düşüncesinde. Ancak edebi hayatına baktığımız zaman onun çok mücadeleci bir kişilik olduğunu görüyoruz. Yakut edebiyatına da çok büyük yenilikler getiriyor. Çağdaş saha edebiyatının kurucusu olarak adlandırılan Oyunskay, edebiyatın sadece birkaç türünde değil, neredeyse bütün türlerinde eserler veriyor. Edebi çalışmalarla birlikte ülkedeki siyaset de bütün hızıyla devam etmektedir. Son 20 yıldır Rusya gibi Sakha'lı Yakutistan da karışıktır. Rusların 300 yıldır hüküm sürdükleri bu coğrafyada yeni hareketler yaşanmaktadır. Çarlığın 1905 meşrutiyetinden sonra Yakutlar da Çarlığa karşı ayaklanırlar.
Sahalar 27 Nisan 1906 tarihinde ayaklanmışlardır. Önce ayaklanmışlardır, daha sonra da bu ayaklanmayı kurdukları saha omuk ve saha aymak teşkilatlarıyla teşkilatlı hale getirerek bir disiplin içinde yürütmüşlerdir. Hatta saha milli komiserliği Ekim devrimi olduğu zaman bile Moskova'yı tanımamıştır. Nitekim 1918 Şubat'ında bağımsızlık ilan etmişlerdir. Bu bağımsızlık 30 Mart 1919 tarihine kadar sürmüştür. Ülkede şartlar hızla değişmektedir. Yakutsk'ta da değişimler hızlıdır. Oyunski siyasi hayatın tüm bu hızına ayak uydurma çabasında olur. Çarlık döneminden Sovyet dönemine geçilmişti. 1922 yılında Yakut Autonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkez Komitesi kurulmuştur. 1923 yılında da bu komitenin icra komitesi kurulmuştur. Sahalar otonomiyi yani özerkliği aldıkları zaman ilk başbakanları, ilk yöneticileri diyeyim, ilk yöneticileri Oyunskay oluyor. Birkaç sene bu görevi yürütüyor Oyunskay yönetici olarak. Daha çocukken 6 kardeşini veremden kaybeden genç başbakan 1928 yılında Eğitim ve Sağlık Bakanı olur. Şimdi daha çok çalışmalıdır. Sakha Milli Alfabe Komisyonu'nu yönetir, dil alanındaki çalışmaları ile master derecesi alır. Sakha Türkçesinin ilk sözlüğünü hazırlar. ...1935 yılında Dil ve Kültür Enstitüsü kuruluyor ve onun müdürü olarak, yöneticisi olarak atanıyor. Yapılan bu çalışmaları kurumsallaştırmak ihtiyacı doğar. Bir kişi ne kadar verimli çalışsa da Sakha dili ve kültürü araştırmaları için yeni gençler yetiştirilmelidir. Moskova'dan dönünce hemen Sosyal Bilimler Enstitüsü'nü kurar ve dil ve kültür alanlarında çalışmalarına ekip halinde hız verir. Yaptığı çevirilerle de halkının dilini geliştirmeye çalışır. Rus edebiyatından Puşkin'in, Gorki'nin bazı eserlerini çevirir. Yakutistan Yazarlar Birliği'ni kurar ve ilk başkanı olur. Sakaların en büyük destanı olan Olonho Destanı'nı derler. Halkı onunla gurur duymaktadır. Fakat 30'lu yıllarda Stalin'in başlattığı represiye baskı dönemi arttıkça Oyunski'nin edebi eser üretmekten vazgeçip belki temkinli durup kenara çekilip belki de rejimin asıl yüzünü göstermeye başlamasıyla sadece çeviri işiyle ve destan derlemesiyle ilgileniyor. Bu sırada Moskova'ya gidiyor ve Sağ Yakut Dili ve Onun Gelişme Yolları isimli doktora tezini hazırlıyor. Böylece Saha Yakut Türkleri içindeki ilk filolog oluyor. Yani siyasi hayatıyla ünlü olduğu kadar aynı zamanda edebi hayatıyla da ünlü kendisi. Yakut milli yazarı Sofron Danilov kendisi hakkında şöyle diyor. Belki Platon Oyunski olmasaydı biz Yakutsk Özerk Cumhuriyeti'ni yine kurabilirdik. Başkası yerine geçebilirdi. Ama eğer Yakut edebiyatında Oyunski olmasaydı onun yerine biz koyacak kimseyi bulamazdık diyor. Olonho Destanı yalnızca Sakha Yakutlarının değil tüm insanlığın büyük zenginliğidir. Ancak bazıları öyle düşünmemektedir. Olonho Destanı'nı derleyerek milliyetçilik yaptı. Destanda feodal yapı övgüleri var. Bu rejime aykırılık oluşturur mu? Gibi sorularla o
Oyunski'yi rahatsız etmeye başlarlar. Uzun süredir rejimin baskılarına maruz kalmamak için edebi eser yazmayan Oyunski, Kırım'da Türkçe yayınlanan Kıvılcım gazetesinde Büyük İskender adlı hikayesini yayınlatır. Biz burada Oyunski'nin aslında rejimin gerçek yüzünü gördüğünü, fakat anlaşılabilir sebeplerden dolayı gerçekleri tam manasıyla dile getiremediğini Büyük İskender eserinden anlıyoruz. Neden kendi çağının sosyal gerçeklikleri, sorunları dururken Büyük İskender isimli bir eser kaleme alıyor? Düşünür Aristoteles bu hikayesinde Aristoteles'e bu hikayesinde şöyle bir cümle kurduruyor. Makedonya Kralı Büyük İskender'e hitaben, "Senin gücün kan, benim gücüm bilim, eğitimin gelişen yolu," diyor. Yani aslında bu hikayesinde son ölümüne yakın yazdığı bir hikaye. Oyunski Büyük İskender'e değil, bu cümleyi aslında Stalin'e kuruyor. Oyunski rejimin gerçek yüzünü görür. Ancak çember de gittikçe daralmaktadır. ...1937 yılında Oyunski, Yakutistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nin üyesi olarak Moskova'ya Merkez Komite'ye davet edilir. Aralık ayında, 1937 Aralık ayında oraya davet edilir. 1938 yılının başlarında oradan dönerken İrkutsk'ta tutuklanır. Tutuklanma sebebi rejim aleyhine yaptığı milli çalışmalardır. Kalabalık bir Yakut grubu var, 4-5 kişi kadar. Diğerleri berbere gitmek için otelden dışarı çıktıkları sırada Oyunski'yi tutukluyorlar. Uzun bir süre kendisinden haber alınamıyor, nerede olduğu bilinemiyor. Moskova'da bir yıl kadar kalıyor ve artık ölmesine yakın Yakutsk cezaevine naklediliyor. Tutarlar, hapsederler. 1938 yılında mahkemeleri sürer ve kurşuna dizilir. Ve ailesi de suçlu sayılır. Bu büyük dahi Oyunski'ye neredeyse tek başına bir halkı destanlarıyla ayağa kaldıran bu büyük mücadele adamına türlü işkenceleri reva görürler. Yakutsk cezaevine nakledildiğinde kendisinden uzun süredir haber alamayan ailesiyle görüşmesine bir iki kez izin verilir. Küçük kızı Sardana babasını bu halde tanımakta zorlanır. Sardana kar çiçeği demek, o kışın karın içinde doğmuş o masum çocuk. Babası tutuklandığında bir gecede saçları ağarmıştır. Gözlüğü kırık, dişleri dökülmüş. Son veda görüşmesini yaptırırlar bunlara. Çocuk şaşkın. "Babacığım, karaydı senin saçların, niçin ağardı? Babacığım, dişlerim vardı, nice oldu? Babacığım, gözlüğün niye kırıldı?" falan gibi sorular, garip sorular sorar.
Kendisi aynı zamanda verem hastası. Tabi hastalığı da ağırlaşmış. Kızıyla ve eşiyle bir iki defa sadece görüşmesine izin veriyorlar. O çok duygusal bir an. Kızı cezaevindeyken soruyor, baba gözlüğün nerede diyor, tanıyamıyor. Kızım gözlüğümü kırdılar diyor. Peki dişlerine ne oldu? Dişlerim döküldü diyor ve ağlıyor cezaevinde. Ve ondan sonra da göremezler. O eski kurşuna dizilmiştir. Mezarı bilinmez. Türkiye'den şair Ali Akbaş, Oyunski'nin 100. doğum yılı UNESCO tarafından kutlanırken kaleme aldığı Oyunski Sagusu adlı şiirinde onun idama götürülüş sahnesini şöyle anlatır. Ey benim aziz anam, cepçeki ey, oğlunu destanlarla besleyen udagan kadın ve ben Olonho destanını yazarken tuttuğu şamdanla uğrumu aydınlatan can yoldaşım, yorgun karım. Beni bir alaca şafakta astılar. Mevsim kıştı, her taraf kardı. Elimde kelepçe, dilimde Olonho'dan mısralar vardı. Oyunski halk düşmanı ilan edilir. Eserleri yasaklıdır. Ailesi de suçlu sayılır. Günahsız sabiler horlanır. Onunla çalışanlar işlerinden çıkarılır. Oyunski'nin adını anmak bile tehlikelidir. Ta ki 1956 yılında iade-i itibar edilene kadar. Oyunski'nin suçsuz yere idam edildiği kararı açıklandıktan sonra Oyunski destanlaşarak Saka kültür hayatına ve tüm dünyaya dönmeye başlar. Modern saha tiyatrosunun da başlatıcısı olan Oyunski'nin adı bugün Sağ Cumhuriyeti'nin merkezdeki tiyatroda yaşıyor. En geniş meydanlarında ismi yaşıyor. Her yıl Oyunski'nin adına etkinlikler, seminerler, konferanslar düzenlenmeye devam ediliyor. Oyunski'nin eserleri okundukça, yani Saha Yakut aydınları şöyle diyor, Saha Yakut milleti var oldukça Oyunski'nin eserleri, şiirleri, şarkıları, bestelenen şarkıları ağızlardan düşmeden söylenmeye devam edilecektir. Oyunski'yi bugün sahalar büyük ağabeyimiz diye anarlar. Kendisine çok saygı duyarlar. Ben inanıyorum ki Yakutlar ve Yakutça var olduğu sürece Oyunski'nin adı asla unutulmayacaktır. Oyunski'ye ne olduğunu anlamak için yine şair Ali Akbaş'ın mısralarına kulak verelim. Ve bir ak saçlı ozan dedi ki, sanmayın ki çürüyüp toprak oldu Oyunski. Ormanda kayınlara yaprak oldu Oyunski. Ozanların dilinde, kopuzların telinde ve erkinlik yolunda bayrak oldu Oyunski. Giden sırayı savar. Ruhu göklere ağar. Her gün yeniden doğar. Şafak oldu Oyunski. Ah tutar onları. Acı olursunları. Unutulur sanları. Adak oldu Oyunski.